İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması böyle. Bakın burada bütün terör örgütlerinin kalın puntolu, kırmızı harfle reklamını yapan bir bakanlık. Yani kendi resmi hesabından terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakanlık. Bu açıklama biçimini de devlet adabına uygun olmadığını ve bu şekilde atılan adımı kınıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizler yıllardır İstanbul'da görev yapan gazetecilersiniz. Yani hangi biriniz sayı ile tespit yapıldıktan sonra bir bakanlığın teftiş başlattığını duydunuz? Yani bir sayıyla tespit yapıyorsunuz ve bu tespiti yaptıktan sonra bakanlık olarak bir kurum hakkında teftiş başlatıyorsunuz. Yani sayı veriyorsunuz, bunlar terörist diyorsunuz, hükümde bulunuyorsunuz, sonra teftiş başlatıyorsunuz. Açıkçası ifade etmek isterim, ya ne teftişi? Sen bakanlıksın, terörist ise, terörist konusunda da takdirde bulunmuşsan, netleşmişse tut kulağından götür at hapse. Yani böyle bir sürecin uygulanması akıllara zarar. Öncelikle onu ifade edeyim. 557 terörist tespit ettim diyorsun ve teftiş başlatıyorsun. Açıkçası bu işin prosedürü bellidir. Ama siyasetin ve siyaset aklının, hatta kendi siyaset kulvarındaki şahsi çıkarlarının, devlet adabının ve bir bakanlık kültürünün işleyişinin önüne geçtiğini net olarak bu davranışta ne yazık ki görüyoruz. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Yani size bir kişi başvuru yapar, siz bu başvurulardan size uygun olan işe o kişiyi tespit edersiniz. Eğer almaya karar vermişseniz ondan bir takım belgeler istersiniz. Bu belgelerin içerisinde de adli sicil kaydı vardır. Adli sicil kaydını istediğiniz kişi de o kaydı gider Adalet Bakanlığı'ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Yani soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı. Yanlış yere soruşturma açıyor. Biz çünkü işe aldığımız her çalışanın adli sicil kaydını isteriz. Ve temiz kağıdını alırsak da işe giriş işlemini başlatırız. Dolayısıyla bence bir başka soruşturma açılması gereken yerde bu 557 teröristi, her ne kadar bir gün önce 160 deyip bir gün sonra sadece 557 teröristin İçişleri Bakanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu açıklamasına rağmen, eğer böyle bir tespit var da herhangi bir işlem yapmıyor, gidip o 557 teröristi tutuklamıyorsa bir başka soruşturma açılması gereken yerin de İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum. Hatta bakanın kendisinin olduğunu düşünüyorum. Bu sürece bu şekilde yaklaşım gösterdiği için açıkçası ben bu denli risk taşıyan, güvenliği bu kadar riske taşıdığını gördüğü bir İçişleri Bakanı ile ilgili işlem başlatmıyorsa da açıkçası ben bir vatandaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu anlamda göreve davet ediyor.